arkadaşlarınla içerken, kız kıza dışarı çıkarken, yani eğlenirken ama en çok da aşıkken, kavuşamamışken yahut ayrılmışken hepimizin kalbinin derinlerinde kara delik açan şarkıları söyleyen bir kadın. Kattıkları büyük, kendi minik serçe. Peki aslında o kim? Fatma Sezen Yıldırım. 80'de, 90'da, 2000'de sayacağın 10 yılların hepsinde pop müziğe dokunmuş, onu okşamış ve yeniden yaratmış kadın. Öğretmen ailenin deli, delilikten şair çıkmış kızı. Hayalinde şarkı sözü yazacağım, hem de öyle böyle bir yazacağım ki en mutlu anlarda dinlendiğinde bile hüzünlendireceğim düşüncesi yokmuş o zamanlar. Dansöz olmak istemiş. Sonra bu isteği içinse Allah babama acıdı da şarkıcı oldum diyor. Deli. Dedim ya, 16 yaşında evden kaçıp İstanbul'a Hafta Sonu dergisinin düzenlediği Altın Ses yarışmasına katıldı. Nülfer'in birinci olduğu yarışmada minik serçe altıncı oldu. Yine de pes etmedi. Ve 75'te ilk 45'liğe haydi şansım diyerek çıkarttı. Kullandığı isim Sezen Selay. Sonra Ali Engin Aksu'yla evlenince şimdi de kullandığı soyadını almış oldu. İkinci 45'lik Yaşanmış Yıllar Kusura Bakma'dan sonra Sezen Aksu'yu asıl zirveye çıkaran plak geldi. Olmaz olsun, vurdum duymaz. Hemen sahne çalışmaları başladı. 78'de ise piyasadaki en eski Sezen albümü serçe çıktı. Ardından Atıf Yılmaz'ın Pierson'un A Star Is Born filminden uyarladığı minik serçe filmiyle de Sezen Aksu onu yıllarca anacağımız o güzel lakabına kavuştu. Yıllar sonra bu sahneleri izleyip gülecekti. Serçe olmak onun ruhunda vardı aslında. Güçlü ve kırılgan ama coşku, sevgi dolu, özgür, bağımsız, hesapsız. Şimdinin içinde yaşayan bir serçe. Ve kuralların kuşattığı bir dünyada serçe olmak ayrıcalıklı bir kahramanlıktır. Sonra müzikaller geldi. Adile Naşit, Şener Şen, Ayşen Guruda, Altan Erbulak'la paylaşılan sahneler silsilesiyle Sezen unutulmamayı garantiledi. Bunca farklı dalı neden yapıyordu peki? Beynin sağ tarafı çalıştığı zaman bir şeye yeteneği olunca ötekileri de oluyor. İnsanın kendini göstermek istediği yıllar ne kadar malı varsa ortaya dökmek istiyor yani, o yüzden. Ama işte bazen de olmadı. 83, 84 ve 85'te Eurovision için şansını denedi. Türkiye finallerinde son ikiye kalsa da hiçbirinde ülkemizi temsil etme şansını bulamadı. Sen küçücük, güzel bebek. Ve 90'larda ününe ün katarak gelen Sezen Aksu'nun piyasaya yeni isimler kazandırma sırası gelmişti. Yapımcılığa başladı ve birçok isimle bizler onun sayesinde tanıştık. Sertab Erener, Harun Kolçak, Aşkın Nur Yengi, Levent Yüksel, Işın Karıcı ve daha kimler kimler. Yorumladığı eserlerin hemen hemen tamamı kendisine ait olduğu için hayat duruşu ve felsefesini dinleyicileriyle paylaşabilen ve bu nedenle de kendine ait sarsılmaz bir kitle oluşturabilen nadir sanatçılardan biri olma şansını yakaladı. Değişmekte ve modernleşmekte olan kadınlığı anlattı. Ona göre kadınlık kendine buyrukluğu, ayartıcılığı, özgürlüğü temsil ediyordu. Ve kimse onun önünde duramazdı. Benle oynama, yastığı yapıştırır, bana isim koyma. Aşkın karmaşık doğasını ve onu yaşarken bocalayanları anlattı. Bin bir maske ve bin bir duyguda hep karmaşa, sen ve senden başka bin insana dönüp yaşıyorsun parça parça, her duygun olmaz. O aşık olmaya aşıktı. Aşklar da ayrılıklar da farklı oyuncuların aynı senaryoyu oynadığı filmin tekrarıydı. Aşık olmak insanı yücelten, hatta bilgeliğe götüren bir araçtı. Senden daha acı. Hayatı bir deneyimler sahnesi olarak görüyor ve bunun insanı törpüleyip dönüştürdüğünü söylüyor. O yüzden aşkın hayali bile güzel. Az da olsa yaşadığı dönemin zorluklarından bahsetti. Siz miydiniz, bizler miydik, yorgun düşen kuşaklar? Kadının ezilmesine karşıydı. Git albümünde buna parmak bastı. Varmadan sekizine, her gün oldu gün zile. Hem çocuk hem de kadın, 12'sinde ana.
doğru bildiklerini yapmaktan kaçınmadı. Bu topraklarda yıllar, asırlar boyu konuşulan tüm dillerde Türkiye şarkılarını söyledi 2002 yılı boyunca. Gay ikon oldu. Konserinde transseksüel oyuncu Ayta Sözer ile şarkı söyledi ve ilk defa onun sahnesinde devasa bir gökkuşağı bayrağı açıldı. Yüzünden bahsetti. Nasıl bahsetmesindi ki? Hayatında sevdiği herkesi tek tek kaybetti. Adile Naşit, Uzay Heparı, Aysel Gürel hepsi giderken Sezen'den bir şey aldı. Ama en çok da unutmuş minik Serçe'nin büyük aşkı. Sevginin de kavganın da dozu yüksekti onların ilişkisinde. Öyle ki bazı günler sabah başlayan kavgaları gece yarısına kadar sürerdi. Rivayet edilir ki Sezen Aksu'nun Onun Tunç'u tabancayla sokaklarda kovalamışlığı vardı. İşte böyle 12 yıl süren inişli çıkışlı ilişkiden kavgalardan sonra da tutuklu gibi, unutamam gibi, git gibi besteler çıkardı ortaya. Çift sabahlara kadar beste yapar, şarkı sözü yazardı. Ta ki uçak tutkusu olan Onno'yu kendi kullandığı uçağın düşmesiyle kaybedinceye kadar. Minik Serçe, Tanrı'nın bir hediyesiydi dediği sevdiğini kaybetmişti. Ve bu kayıpla ne Sezen Aksu eski Sezen Aksu olabildi, ne de Türk pop müziği bu ikilinin yaptığı gibi şarkıları bir daha yansıtabildi. O aşkını herkesin yaşadığı gibi yaşamadı. Ama herkes için şarkı yaptı ve yapmaya devam ediyor. Sanatçının siyasi duruşu bal gibi de olur. Fakat Sezen'in bu kulvarda gösterdiği zikzaklar birçok dinleyicisini olduğu gibi bizi de üzmüştür. Müziği evrenseldir ve bu sayede adı gök cisimlerine bile verilmiştir. Şaka yapmıyoruz. Fransız gökbilimci Jean-Claude Merlin keşfettiği göktaşına 266.854 Sezen Aksu adını verdi. Dayanamamış, hayranlığını gökyüzüne yazmış. Ana dili Türkçe olan herkesin ne kadar beğenmese de, tarzım değil dese de bir gün hayatının bir yerinde duygularına şarkılarıyla tercüman olacak kadındır. Vazgeçtim şarkısından kurtulursan, ben sende tutuklu kaldım şarkısı seni yakalar. Aşkına, ayrılığına, hasretine yoldaş olur. Kaleminden çıkan her şarkı şans getirdi. Her kim ki albümünde söz müzik Sezen Aksu ibaresini taşıyan bir şarkısı varsa o kişi mutlaka iyi yerlere gelmiştir. Pop müzik sığ, kendini tekrar ediyor ve hiç olmadığı kadar kötü. Eski bir tüfeğin sözleriyle derinlik, armoni ve anlam yok. Yapıştır bilgisayardan altyapıyı, sallamasyon kafiyenin içinde bir kakofoni, bizse dönüp dönüp onu dinliyoruz. Değerini ne kadar anlatsak korkarız hakkını verememekten. O ki şehirli kadının yalnızlığında pişmanlığıdır. Git, gitme duru ne olursun. O ki şairdir aşka aşık olmayı öğreten. Zanneder misin gün gelsin gündemden düşmeyen onlarcası Sezen'in onda biri kadar duygularımıza tercüman olabilsin. Artık yazmak istiyorum.